Antalya. Yıllarca deniz, kum ve güneşiyle tanıtımı gerçekleşen kenti her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Ancak kentin deniz, kum ve güneşle sadece küçük bir kesime hitap edebileceği 2016'da yaşanan kötü sezonla ortaya çıkmıştı. Son yıllarda bazı sivil toplum örgütlerinin turizmin çeşitlendirilmesi için gösterdiği çabaya hükümet ve yerel yönetimlerde destek vermeye başladı. Tanrı doğayı Doğan en güzel kısımlarını serpiştirmiş, en güzel heykel gibi dağlarını, içine inanılmaz e, sedirlerini ve bitkilerini, yüzlerce endemik türlerini, yüzlerce kelebek çeşidini, her şeyi yerleştirmiş. Önüne de denizi koymuş, en ak denizi koymuş ve harika uzun kumsallar, sonsuz kumsallarla beraber yapacağını yapmış yani bizim için. Mesela klasik arkeolojinin başkenti diyoruz Antalya'ya. Bu kadar kalıntı, her adım başı bir kent e, nerede var ya da her adım başı gittiğin yerde de birkaç dönemi birden görüyorsun yani Bizans'ta, Roma'da, de falan yan yana görüyorsun zaman tüneli gibi yani. Keşfetme duygusu ve farklı deneyimlerin seyahat etme arzusunu arttırdığını gün yüzüne çıkarmasıyla kültür turizmi büyük bir önem kazandı. Deniz her yerde deniz olabilir ama tarih her yerde aynı olmadığı için insan aynı olmadığı için bambaşka bir özgün örgüye sahip oluyoruz tarihsel örgüye. O zaman hiçbir yerde olmayan şey sende oluyor. Biz hiçbir yerde olmayan şeylere önce sahip olmalıyız işte. Endemik türlere, doğaya ya da kültürde elimizdeki hazinelere sahip olmalıyız ki onlar bizi önde ve özgün tutacak olan unsurlarımız. Ama bunun üstüne en güzel deniz ve en güzel kumsal ve dağlarda da eklediğimize zaten örgü tamamlanmış oluyor. Şimdi peki sonuç ne? E, sonuç milyonlarca turist. Sonuç var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'da birçok efsane ve hikaye duyulmayı veya yazılmayı bekliyor. İnsan hikayeleri var, inanılmaz olaylar var, acayip mitolojiler var. Yani bir Mısır mesela sadece piramidiyle ve belli bir dönem ve belli kültürle sadece duruyor, onu satıyor. Değil mi? Bir üçgen var sadece elimizde böyle bir üçgen. Küçümsemek için söylemiyorum yani. <laughs> Ama bizde üçgen, beşgen, altıgen, kare, daire hepsi var. Yani hepsi ve her döneme ait var. Bu, bu, zenginliğin öne çıkarması için bunların hikayelerinin öne çıkarması lazım. Objelerin çünkü bir önemi yoktur müzecilikte. Müze bilimde obje bir obje vardır, bu yüzük vardır ama bu yüzüğün bir hikayesi olduğu zaman bu anlamlı hale gelir. Ve bu turizm içinde başka ona bakan insanlar için de önemlidir. Onun hikayesi varsa ilgileniyor yoksa ilgilenmiyorlar aslında yani o kadar. O nedenle biz bu hikayeleri öne çıkararak o objeleri hikayelerle sarmalıyız. Profesör Doktor Nevzat Çevik, tarihi ve kültürel zenginliğin ne kadar önemli olduğuna işaret etti. O zaman diyor ki mesela bir turist döndüğü zaman örneğin Fransa'ya bir yere, Ukrayna'ya vesaire. O diyor ki mutlaka oraya gitmelisin ve hatta şunu görmeden asla gelme. Bunu görmeden ölme yani ya da şunu yemeden içmeden de gelme olabilir bu. Mesela Louvre'u görmeden gelme. Mona Lisa'yı ben beşinci kere gördüm diyor adam örneğin. Ya onu mutlaka gör o köşede Mona Lisa var diyor ya. Hani bu köy, o Lourdes Müzesi'ndeki en iyi eser değil mesela. Bir sürü daha eser var, ondan çok daha yüksek değerde. Ama onun bir hikayesi oluşmuş. Dünyanın en iyi oteli bile burada. Ki ona yakın bir sürü daha var. Yüzlerce, binlerce yani. Yatak sorunu yok, otel sorunu yok, hiç böyle bir konaklama sorunu yok. Aslında her şey var. Her şey var. Bir şeyler eksik ya da yok. Yani onları da eklediğimizde buranın kapasitesi tabii çok artacak.